Malazgirt Türk kültürünün, Anadolu'da Türk varlığının, Türk devletinin temel taşlarından biridir. Diğer meydan muharebelerinden bunu ayıran en büyük özellik, bundan sonraki merhalemelerin devamını sağlaması ve Balkanlara kadar uzanacak, hatta Orta Avrupa'ya kadar uzanacak Türk varlığının temel taşlarını oluşturmasıdır. Malazgirt Savaşı sadece bir meydan savaşı değil. Türk tarihinin yeni bir yurt edinmesinde önemli bir aşama. Genellikle batılı tarihçiler veya batılı bilim adamları Anadolu'da Türk varlığını Malazgirt Savaşı ile başlatırlar. Bunun temeli bazılarının ifadesiyle 1000 yıllık bir geçmişiniz var Anadolu'da. Orta Asya'dan geldiniz, tekrar Orta Asya'ya dönün. Anadolu'nun kavimleri var, Anadolulu insanlar var. Dolayısıyla bura bir Anadolu toprakları. Siz Türkler ana vatanınıza geri dönün. Biz yaklaşık 20-25 yıldır Anadolu'nun her karış toprağını, taşını araştırarak yeni bulgu ve bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Gerçekten de son derece önemli bulgular elde ettik. Anadolu'da Göktürk yazıtları, yani runik yazıları tespit ettik Kazman çevresinde. Erzurum Cunni Mağarası son derece önemli. Burada Oğuz boylarının damgalarını, mühürlerini tespit ettik. Hakkari'de yapılan çalışmalarda taş heykeller bulundu. Bunlar Anadolu'yla ilgisi yok. İşte Hint Avrupalı kavimlere ait olarak düşünüldü. Ama sonuç olarak gördük ki bilimsel çalışmalar devam edince bunlar Orta Asya'daki balbal olarak tanımlanan balbalların Anadolu'daki Hakkari'deki temel değerleri. Dolayısıyla bu konuda daha çok çalışmak gerekiyordu. Yaptığımız çalışmalarda çok sayıda Türk tarihini taştan okumalık olarak adlandırdığımız kaya resimleri, mezar taşları ve buna benzer önemli bulgular tespit ettik ki kurganlar şu anda son dönemde buluyoruz. Orta Asya'da malum kurganlar tespit ediliyordu. Şimdi Anadolu'da da çok sayıda kurgan bulmaya başladık. Hatta malum İstanbul Beşiktaş'ta yapılan çalışmalarda bir kurgan da tespit edildi. Dolayısıyla Anadolu'daki Türk varlığını sadece 1071'e bağlamanın artık bilimsel dayanağı kalmadı. Çok daha önce, milattan önceki tarihlerde Kimmer ve İskit Türklerinin Anadolu'da önemli seferler yaptığı, hatta devletler kurduğunu biliyoruz artık. Bu bilimsel olarak açıklanmaya başlayınca da çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde ikinci baskısı olacak Doğu Anadolu'da Erken Türk İzleri kitabında bunlar geniş olarak ifade ettik. Ama Malazgirt öncesi Anadolu'da sadece milattan önce İskitler, Kimmerler ve Türk boyları değil, Hun devletinin de Anadolu'ya seferlerinin olduğunu biliyoruz. Mesela 395'te Kursuk ve Barsık beylerin Anadolu'ya çok önemli seferleri var. Yine bunu takip eden dönemlerde çok sayıda Türk devletinin Anadolu'ya seferler düzenlediği ve bu bölgeyi, coğrafyayı yurt edinme için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Malazgirt öncesi önemli hadiselerden biri de Pasinler Savaşı'dır. Pasinler Savaşı 1048, yani Malazgirt Savaşı'ndan önceki tarihte Anadolu'yu keşfeden Selçuklu boylarının yaptığı seferler. Pasinler'de yapılan savaşta Selçuklular Bizans İmparatorluğu'nun o döneme kadar yenilmez bir ordusu olduğu düşünülüyordu. Ama ordusunun yenileceğini gösterdiler. Bu da Anadolu'da artık Türk varlığını hissetmeye başladılar. Alparslan'ın Malazgirt'i Cuma günü yapmasındaki temel gaye de Türk-İslam Birliği'nin temel taşını kendinde oluşturmasıdır. Yani halifeye haberler gönderip dualar istemesi, daha sonrasında Orta Asya Türk geleneğinin bir özelliğini de yaşatmıştır. Atını kuyruğunu düğümlemiştir.
beyaz giyerek atının kuyruğunu düğümlemiştir. Bu Orta Asya'daki Türk hükümdarların hepsinde görürüz. Daha sonrasında da göreceğiz bunu. İşte başkumandanlıkta Mustafa Kemal Atatürk de atının kuyruğunu düğümlemiştir. Bu Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız en önemli kültürdür. Tarih ve arkeoloji biliminin, yani Türk tarih ve arkeoloji enstitülerinin çok hızlı şekilde kurulması lazım. Yıllar geçmesine rağmen hala biz savaşın yerini konuşmamız bizim belki biraz eksikliğimiz, nakısımız olarak görülebilir. Son söz olarak Azeri bir şairimizin güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki, demde gül, gamda bülbül demde gül. Şatlıkta herkes güler, yiğit olda gamda gül. Gamda gülmeyi bilen bir milletin evlatları olarak nice Malazgirt zaferlerine, nice destanlara, nice bin yıllara bu toprakta ulaşmayı Allah nasip etsin diyor.